Göz rahatsızlarından bahsediyoruz. Gözde o kadar çok karmaşık bir sistem var ki gördüğünüz gibi bunu anlatmak mümkün değil. Ama dilimizin döndüğünce kısaca söyleyelim. Şimdi gözün merceğin arkasında cansız cisim, vitreous body diyorlar. Yani jöle gibi bir madde var. Gözün içi boş değil, dolu. Cansız cisim denilen bölge. Onun etrafında da şu retina var, sarı tabaka, retina. Bu retina ile retinanın hemen arkasındaki ağ tabakası, onun arkasında damar tabakası var, gözü besleyen. Şimdi bu retina beslenemezse delinebilir, çökebilir, yırtılabilir. Retina dekolmanı denir. Bu sarımsı tabakayla kırmızı tabaka arası, ağ tabakası arası açılırsa araya zamanla sıvı dolar. Sıvı dolarsa ne olur? Retina çökmesi meydana gelir. Şöyle bir arak açıklık olur. Tedavi olmazsa Allah korusun gitti bitti. Şu sarımsı cisim böyle içeri doğru ayrılır. Retina ile ağ tabakası arası oraya sıvı doldu mu tedavi edilemezse tedavi edilmesi mümkün gibi. Şimdiki teknolojiyle ne yapılıyor? Buradan şuradan giriliyor. Gözün sağından solundan şuradan giriliyor içeri. Ama geçenlerde bir beyefendi böyle bir rahatsızlığı olan kişi üzerinde doktorlar tedavi ederiz derken adamı 2-3 ay sonra kör etmişler. Bir gözü hemen hemen hiç görmüyor. Yani riskli bir şey öyle de. Türkiye'de Allah'tan ki profesyonel, çok profesyonel göz hastaneleri var. Avrupa'dan bile buraya geliyorlar ama her hastane hastane değil tabii ki. Türkiye dünya çapında gözde uzmanlaşmış bazı hastaneler var. Göz hastalıklarıyla ilgili çok güzel çalışmaları var. Ama bazen de aksılıklar olabiliyor. Böyle gözünde retina çökmesi, retina yırtılması, retina delinmesi, retina incelmesi olan bir genç doktoru demiş ki göz doktoru kendini hazırla. Neye? Kör olacaksın, yapacak bir şey yok. Kör okuluna git. Öğren yavaş yavaş. 3-4 ay zamanın var demiş. Bana geldi çocuk dediğim 23-24 yaşında ağlıyor adam. Panik yok dedim. Bu genç yaşında panik yok. Ne yapacağız panik yok panik yoksa tabii ki panik var. Ha, ne yapayım dedim yani. Sen panik yapıyorsun ben de mi panik yapayım? Yaban mersini kullanacaksın. Bakacağız 6 hafta. Hızlı iyileşmek istiyorsan tempolu kullan. Günde 3 defa yerine 5 defa. Tamam sorun değil kullanırım dedim. Kullandı 6 hafta sonra tekrar kontrol için doktora gitti. Doktor ne diyor? Retinada delinme yok. Yırtılma yok. Çökme yok. İncelme yok. O adam şaşırıp kalıyor. Ne yaptın sen? Gökçek ürünleri kullanıyorum. Yaban mersini, safran, ginkgo, aslan yelesi vesaire. Oo iyiymiş diyor. Tamam o zaman devam et. Evet. Sadece o değil. Birçok hastalığı tedavi edebiliyoruz hamdolsun. Mesela keratokonos. Gözün normal şu normal göz. Gördüğünüz gibi şu şekilde. Korneanın hemen önünde. Bu ne olmuş? Bombeleşmiş. Bombe. Sivrilmiş. Sivri göz dediğiniz. Keratokonos. Ya bu da çok tehlikeli. Bulanık görme, net görememe vesaire. Birçok baş ağrısı, birçok sorun tetikleyebilir. Ameliyat olsa bile ne olacak? Yani çok riskli bir şey. İşte bizim ürünleri alıp kullanan bir beyefendinin oğlu Ankara'da bakanlıkta çalışıyor. Bizim ürünleri kullandı. 6 hafta sonra birisi ona 5'ten, ona 8'e, diğeri de ona 9'a yükseldi. Değerli 6 haftada değerleri düzeldi. Şimdi hala kullanıyor korkusundan. Bir şey olur mu, ileride risk olur mu diye hamdolsun. Keratokonos dünyada tedavisi mümkün olmayan bir hastalık. Tedavi ettik hamdolsun. Evet. Glukom. Göz basıncının değişmesi. Şimdi bir beyefendi de göz basıncı, gözün içindeki sıvı artmış. Sıvı artarsa göz basıncı, gözün içindeki sıvı oranı artınca akması lazım. Kanallar var. Kanallardan akmazsa, şimdi gözde ne var? Gözü besleyen ağ tabakası var, damarlar var. Bu damarlar hem vitamin, mineral, enzim akışı oluyor, hem içerideki toksik maddeyi toplar damarlar topluyor. Hem giriş hem çıkış var. Şurada tüpüler kanal göz içerisindeki şuradan içerideki sıvı boşaltılamazsa ne olur? Göz içerisinde biriken sıvı basınç oluşturur. Göz basıncı. Basınç oluşuyor. İçeriden böyle sıkışıyor. Allah korusun. Çok riskli, tehlikeli. Aniden kör olma riski var. Çünkü şurada gördüğünüz atar damar, toplar damarın haricinde. Şu altın sarısı renk hep sinir sistemi. Optik sinirler. Sinir demeti var. Aynı bu kaplonun içerisinde nasıl ki yüzlerce incecik kaplolar var. Gözü de böyle ağ tabakası, kalın bir kaplo gibi içerisinde bir sürü kaplo varmış gibi, teller varmış gibi görme tabakası var. Görme tabakası, burada görürüz ama film beynin arkasında şekilleniyor. Bu retina
Aynı kameradaki film gibi durmadan çekiyor orada, sinir sistemini iletiyor. Film çekiyor, film çekiyor. Filmler hep arkada değerlendiriliyor. Karanlık oda gibi, fotoğrafçıdaki karanlık oda gibi. Burada şekilleniyor. Çekilen filmler orada filme dönüşüyor saniyede. İşte bu göz sinirinin, göz siniri buradan şuradan böyle akıyor, beynin arkasına doğru gidiyor. Şurada hemen burada hipofiz bezesi var. Nohut büyüklüğünde sarımsak gibi sallanan bir organ. Bunun sapında mikro veya makro adenom olursa gözü sıkıştırır. Göz sinirini sıkıştırır. Göz sinirini sıkıştırırsa, tedavi olmazsa kötü tabii. Bu da tehlikeli. Şimdi hipofiz bezesindeki tümörü alıyorlar. Ne oluyor? Tekrar nüksediyor. Benim tanıdığım bir hanımefendi hazretleri şöyle bakıyor. Niye öyle bakıyorsun dedim. Hipofiz bezesinde tümör var, siniri sıkıştırıyor. Ancak böyle görebiliyorum. Tövbe tövbe. Hiç gerek yok dedim. Ne yapayım dedim. Ne yapacağım? Tümörü eriteceğiz. Maytekezi eseti kullanacaksın. Bir de göz için yaban mersini. O zaman tümör eridi mi? Mikro veya makro adenom. Hiçbir sorun kalmaz. Evet, onu da 3-4 ay düzenli kullanmasına rağmen iyileşti. Şimdi onun da hayır duasını alıyoruz. Elhamdülillah. Ha, bir başka beyefendi tansiyonu fırlamıştı. Biri 35 göz tansiyonu, diğeri 32 basınç oluşuyor. Tabii ki çok kötü bir şey. 6 haftada 20'lere kadar düştü. Sorun değil. Her türlü göz rahatsızlığı tedavi edilebilir. En kötü rahatsızlardan, göz rahatsızlarından biri de kırmızı göz dediğimiz göz rahatsızlığı. Konjüktivit. Yani gözün bu ak kısmının beyaz kısmının iltihaplanması veya alerji nedeniyle kaşınması. Böyle gözünü vatandaş ne yapıyor sürekli? O alıyor, gözü yaşarıyor, burnu akıyor. Polen alerjisi olanlarda alerjik rinitle beraber sinüslerdeki iltihabın haricinde bir de gözde iltihap, mikrop kapabilir veyahut da alerjik olabilir. Almanya'da bunun birçok şeyi var ama bütün alerjik hastalıkların tek bir sebebi var. Bağırsaktaki kandida. Ne yapıyor kandida? Zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsu madde üretiyor. Üretmiş olduğu toksik madde nereye gidiyor? Zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsu maddeler. Bir, bağırsağı yakıyor. İki, bağırsak 400 çeşit hormon salgılıyor. Enzimler vesaire. Bunlardan biri de DAO isimli bir enzim. Diaminoksidaz. Bu yükselen histamini minimum seviyeye çekmekle görevli. Her yerde hazır ve nasır. Her yerde, her şekilde var. İnce bağırsakta üretilir ama vücutta depolu orada, burada, şurada. Hemen histamin yükseldi mi devreye giriyor, tehlikeli oluyorsa. Histamin sürekli yükselirse bütün cilt hastalıkları, alerjik hastalıkları, psikolojik sorunlar buradan kaynaklanır. Aklınıza gelen bütün hastalıklar. Şimdi bununla ilgili DAO, diaminoksidazla ilgili Avusturya'da bir buluş yapmışlar. Domuzun pankreasından bir enzim üretiyorlar. Dozing denen domuz. Kandida yok etmedikçe sürekli bu sorun yaşanır. Bağırsakları tedavi ettiğinizde, kandida yok ettiğinizde hormonal anormallik ortadan kalkar. Sorunu kökten çözersiniz. Konjüktivit. Ben kendim yaşadım. Ben kendim bir şey daha yaşadım. Normal elma gibi düşünün, göz basınçla şekli deforme oluyor. Glukomda içten dışarı doğru bir basınç oluşur. Glukom yüksek göz tansiyonu sebep oluyor. Silindirde ise değişik bir format alıyor basınçla. Bakmış olduğun cisim sarı noktaya değil hafif yanına yansıyor. Şu sarı noktada olur görme %90. Optik sinirin üst tarafında. %90 burada oluşur, %10 da çevre sinir sisteminde oluşur. Sarı nokta. Benim görmem az biraz üstüne yansıdığı için baktığım ışığın etrafını halka görüyordum. Doktor dedi ki silindir var. Ne olacak? 10.000 kişide bir olur, tedavisi yok. Öyle mi? Ha, iyi. Eve gittim, evde her gün iksir içiyorum. O zaman da iksiri yeni keşfetmiştim. 6 ay. 6 ay iksir içtikten sonra doktora gittim. Ama sol gözüm 2.5, sağ gözüm 1.5 görüyor. Özellikle karanlıkta araba sürerken gözlük takmam şart. Uzağı görmek için gözlük takmam şart. Doktora gittim, doktor muayene etti. Kızdı yanında çalışanlara. Dedi ki nerede bu adamın raporu? Efendim burada dedim. Burada adamda silindir yazıyor ama adamda silindir yok dedi. Güldüm, niye gülüyorsun? Ben tedavi ettim. Sen kimsin? Ben bitkiyim. Nasıl tedavi ettin? Bana ait bir ürün var. İksir. Onunla tedavi ettim. Ha öyle mi? O zaman iyi dedi ya. Tedavisi mümkün olmayan bir şey bu aslında ama tedavi edebilirsen ne mutlu sana dedi. O zaman gidebilirsin, bir şeyim yok dedi. Evet, 40 yıl önce gözlük takıyordum. O günden sonra gözlük takmayı bıraktım. Gözlüğe ihtiyacım kalmadı. Hamdolsun. Şimdi bu sarı noktanın önünde bir rahatsızlık daha oluşur. Şu retina beslenemezse
Orada böyle bozulmalar, dökülmeler başlarsa gözün içerisinde bir vitamin, mineral, enzim akışı var. Bir de gözdeki her türlü pisliği temizleyen çok yoğun bir damar var. Atar damar, toplar damar. İşte bu sarı noktanın önünde şu retina beslenemediği için hafif çökmeler olursa ne olur? Sarı nokta hastalığı. Makula dejenerasyon denir buna. Yaş ilerledi mi yaşlı insanlarda sıvı da oluşur. O nedenle yaş denir. Sarı noktanın hemen önünde. Bu tedavi edilmezse önce bakmış olduğu kişinin yüzünü göremez. Kulaklarını görür. Veya televizyonun ortasını görür, kenarlarını göremez. Körlüğe kadar gider. Makula dejenerasyon. Birçok kişi de hafif hafif başlıyor. Sinekler uçuşuyormuş gibi. Çünkü o görme noktasının önünde böyle pul pul küçük küçük cisimcikler. Toplar damar, toplayamıyoruz pisliği. Sürekli bir akış var. Ben hesap ettim bir arada kaç litre günde gözümüzün içerisinde göz sıvısı. Ne taşıyor? Şeker taşıyor. Glikoz. Besliyor. Kaç litre taşıyor? Onları çok çok hesap etmiştim. Mümkün değil yani o kadar gözün içerisinde sıvı dönmesini düşünmek akıl işi değil. Allah'ın işi işte. Evet. Gözü besleyen damarlarda problem olursa retinada dökülme başlar, retinada çözülme başlarsa sarı nokta hastalığı ortaya çıkar. Makula dejenerasyon denir buna. Tedavi edilmezse körlüğe kadar gider. Evet. İnsan vücudundaki bütün hücrelerin üretmiş olduğu enerji üretiyor. Bütün vücudumuzdaki hücrelerin hepsi mitokondriler harıl harıl çalışıyor. Üretilen bütün enerji beyine gidiyor. %80'ini göz ve beyin kullanıyor. Enerji, bütün enerji. Evet, şimdi ginkgo ile ilgili bir çalışma yapılmış. Ginkgo'yu biliyorsunuz Alzheimer hastalığına karşı, Parkinson hastalığına karşı, demansa karşı vesaire vesaire. Klinik araştırmalarla çok anlattık. 1991, 92, 93 yıllarında demans, Alzheimer hastası sadece Almanya'da 36 ayrı klinikte 10.815 demans hastası tedavi edilmiş Alzheimer. Gözle ilgili de çok güzel çalışmalar yapılmış. Ginkgo'nun İtalya'da yapılan bir çalışma bu. Profesör Doktor Luciano Carantina, Sabina Betetli, Maurizio Uva, Francesco Samaro, Rafaela Turano falan filan. Şimdi burada Centro Glaucom, Glaucom Merkezi diyor. Clinica Optical Oculistica Üniversitesi Brescia, Brescia İtalya. İtalya'da yapılmış bu çalışma. Yapılan çalışma sonucunda göz tansiyonu olan kişiler üzerinde ginkgo ekstraktıyla tedavi denemeleri yapılmış ve göz tansiyonunun düşürdüğü belgelenmiş. Klinik araştırması. Glaucom, ginkgo biloba. Ginkgo biloba beyinle ilgiliyken sadece beyin değil, kulak çanlamasına etki, glokoma karşı etki, göz basıncına da etki olduğu klinik araştırmalarla belgelenmiştir. Aklına sorusu takılan olursa PubMed'e baktım. Yani yüzlerce burada yorum var. Hepsine değinecek halimiz yok. Zaten biliyorsunuz Alzheimer, kulak çınlaması ama ginkgo ile de ilgili çalışma yapılmıştır. Gördüğünüz gibi. Yaban mersini saymaya gerek yok. Yaban mersini göz için dünyada en etkili bitki. Peteroselvin denen bir etken madde buldular. Rosvaratrol'dan 4 kat daha fazla emiliyor, absorbe ediliyor. 7 kat fazla daha vücutta etkisi devam ediyor. Yani 30 saate yakın vücutta etkisi devam ediyor. Bir defa kapsül alıyorsunuz. Yaban mersini birleşimi peteroselvin. Hem resveratrolda olan daha etkili, hem etki süreci 7 kat uzun sürüyor. Bunun bir özelliği daha var. Peteroselvin yaşlanmayı ayarlayan geni yavaşlatıyor. Hop yavaşlatıyor. Yani yaban mersini. Yaban mersini meyvesini yesem ne olur? Bir anlamı olmaz. Tonlarca yesen etken madde az. Kapsül olacak. Yaşlanmayı geciktirici. Mesela 70 yaşına geldin. Kaslar eriyor, deri inceliyor, kemikler eriyor. Yavaş yavaş kişi kemikler dediğin küçülüyor. 1.70'te boyu 1.65'e düşüyor falan filan böyle büzülüyor gidiyor. Bazıları 90 yaşında, bazıları 100 yaşında. Sağlıklı besleniyorsa, spor yapıyorsa gecikiyor süreç. Sağlıksız besleniyorsa, dikkat etmiyorsa hızlanıyor süreç. Süreç de biraz kişinin beslenmesine, yaşam tarzına bağlı. Spor yapıyorsa falan filan. İşte burada yaban mersini yapıyor. 70 yaşında yaşlanmaya başlayan, hızlı çökmeye başlayan kişi 110, 120, 130 yaşına gelince yavaşlıyor. Yani süreci genin çalışmasını yavaşlatıyor. Yaşlılığı tetikleyen genleri yavaşlatıyor.
Yani genç ve dinç kalmak istiyorsanız yaban mersini. Yaban mersini ile ilgili Paris Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yapılan araştırmada Profesör Doktor Robert Benfica ve Michel Robert yapmış olduğu araştırma sonucunda yaban mersinin birleşimindeki antosiyanidinlerin gözü güçlendirdiği, beslediği, özellikle şeker hastalığından dolayı ortaya çıkan retina deformasyonu, retina bozukluğu, retina anormalikleri, biraz önce anlattım, retina delinmesi, retina çökmesine karşı retinadaki çökme, delinme, incelme gibi rahatsızları yaban mersini ortadan kaldırdığını, şekerden kaynaklanan diyabetik, yani şekerden kaynaklanan nöropatik sinirsel hasarı önlediği belgelenmiştir. Profesör Doktor, göz doktoru Horst Yusman şeker hastalığından kaynaklanan retina anormalikleri, retina hastalıklarını tedavi etmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nde bununla ilgili çok güzel çalışmalar var. Katarak, retina deformasyonu, makula dejenerasyonu, retina hasarı vesaire birçok göz hastalığı, gece körü, kötü görme, gece onu tedavi ettiği belirlenmiş. Evet, Alper Bey diyor ki Ormus, GMS kullandım, yaban mersini kullandım, çok faydasını gördüm. Göz sorunlarım ortadan kalktı diyor. Mustafa Cam Göz, göz tansiyonum için kullandığım yaban mersini çok faydasını gördüm. Allah razı olsun hocam demiş. Sibel Hanım, göz tansiyonu ve üveit, gözdeki enfeksiyona, bu da başka bir rahatsızlık, mikrobik bir rahatsızlık üveit. Üveit ve göz tansiyonu rahatsızlığından kurtuldum hocam, 6. sette. Maşallah maşallah. Merve Hanım, yaban mersini sizlere kullandım. Retina yırtılması vardı diyor. Retina yırtılması. 5 gün içerisinde faydasını gördüm diyor. 5 günde la 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 la. Acele yok. Murat Dede, görüşüm bayağı düzeldi diyor. Görme zafiyeti nedeniyle kullanmış. Görüşüm bayağı düzeldi. 1,5 ayda çok faydasını gördüm. Allah razı olsun demiş. Mahir Ozan, yaban mersini seti kullandım. Yaş tipi sarı nokta hastalığı için göz kontrolü için gittiğimde kanamanın durduğu, görüş bozukluğunun azaldığını söyledi doktor. Göz için yapılan enjeksiyonun etkisi olumlu olarak artıyor demiş. Doktor tabii kendi yaptığı iğneyle iyileşiyor zannetmiş. Halbuki yıllarca yapıp faydasını görmüyor, bizim birini kullanınca görme zafiyeti ortadan kalkmış. Sarı nokta rahatsızlığı geçmiş. Doktor da sevinmiş, o benim ilaçlar çok faydalı. Tabii söylememiş yaban mersini seti kullanayım diye. Emre Turan, yaban mersini yaş tipi sarı nokta hastalığı nedeniyle kullandım. 6 hafta sonra göz kontrolü için gittiğimde kanlanmanın durduğu, görüş bozukluğunun düzeldiğini söyledi doktor. Burada birkaç tane şey var. Yaş tipi, göz, kanlanma ve görüş bozukluğu olup da tedavi olan kişi var. Onlar karıştırmayalım. Maşallah. Siyah gölgeler kuruyordum, şimşek çakıyormuş gibi gözünde diyor. Yaban mersini seti kullandım. Hocam, Mevlam size uzun ömürler versin, uzun uzun dua etmiş. Sağ ol, Allah razı olsun. Salim Bey. Oya Hanım, kandida nedeniyle yaban mersini kullandım. Kandidaya karşı aynı zamanda gözümde zafiyet vardı. Kör olma noktasına geldim diyor. Kör olma noktasına gelmişmiş. Kör olmaktan kurtuldum. Allah razı olsun demiş. Maşallah maşallah. Evet, yorum çok. Vakti olan bitkiara.com'a bakabilir. Bir bitkiden daha bahsedeyim. Safranla ilgili yapılan çalışmada safranın makula dejenerasyonunu önlediği, glokomu iyileştirdiği, kataraktı iyileştirdiği, retina anormalliklerini, şeker hastalığından kaynaklanan retina incelmesi, delinmesi, yırtılması gibi anormallikleri önlediği belgelenmiştir. Aston Üniversitesi Yaşam ve Sağlık Bilimleri Okulu Aston, İngiltere. Aston Tıp Araştırması Enstitüsü, Aston Tıp Okulu, Aston Üniversitesi Birmingham. Yine orada İngiltere'de 4-5 üniversite birlikte çalışma yapmışlar. Evet, bunların safranla yapmış olduğu bu çalışma dünya çapında bir çalışma. Şeker kaynaklı veya kalp damar rahatsızlığından kaynaklı bütün göz rahatsızları için dünya çapında bir buluşturu. Safran, her türlü göz hastalığı için. Evet, aslan yelesi mantarı. Aslan yelesi mantarı ile ilgili Profesör Doktor Rita Lemi Montalcini 1986 yılında yapmış olduğu bir çalışmada bir buluş yaptı. Beynimizi büyük bir fabrikaya benzetirsek, burada çalışan binlerce makine var. Bir makine buldu, bir enzim buldu, bir gen buldu, bir protein buldu. Nerf graf faktör, beynindeki sinir hücrelerini tamir eden, yenileyen bir enzim buldu. Sinir büyüme faktörü. Bu buluşundan dolayı 1986'da tıp Nobel ödülü aldı. Bu kadının bu buluşuna kadar dünyadaki bütün beyinle ilgili uzmanlar, nörologlar, psikologlar, sosyologlar vesaire ne diyorlardı? Beyinde sinir hücreleri değişmez, dönüşmez, gelişmez, ölür. Hoppala. 3 yaşında bir hastalık geçirdi. Ne oldu? Beyindeki hücrelerin hepsi öldü, gitti, bitti. Bir daha beyinde hücre oluşmaz. Öyle komik bir görüş vardı. Bu kadın bunu çürüttü,
Ama bu çürüttü, bu araştırmadan hala ve hala uzmanların haberi yok. Beyin cerrahlarının, beyinle ilgili bütün psikologların, sosyologların falan hiçbirinin haberi yok. Hala aynı şeyi söylüyorlar. Beyinde sinir hücresi gelişmez, değişmez, dönüşmez. Bu ne safsata? Kadın nasıl aldı o zaman Nobel ödülünü? Başka bir gezegenden mi verdiler? Dünyadan haberi olmayan profesörler, doktorlar, doçentler var. Allah yardım etsin. Profesör Doktor Hirozaki Kawaguchi, aslan yelesi mantarının birleşiminde herikenin ve erinasin denen etken maddeler buldu. 1000 çeşit vitamin, mineral, enzim var da. Herikenin erinasin ne yapıyor? Beyine gidiyor. Beyinde duran makineyi nerf graf faktörü çalıştırıyor. Duran makineyi fişe takıyor çalıştırıyor. Aslan yelesi mantarında var. 2000 yılında Profesör Doktor Erich Richard Kandelsa yeşil kahvenin ekstraktan bir buluş yaptı. Nörofaktör, sinir faktörü diye kahvenin birleşiminde. Beynin fonksiyonlarını %143 artırdığını belgeledi. %143. Tıp Nobel ödülü aldı 2000 yılında. 1936'da Alman Doktor Otto Loewi bir beyinde yine enzim buldu. Alfa GPC. Asetilkolin ve kolinin üretiminde rol oynuyor. Asetilkolin kodlu mesaj gönderir beyin bütün hücrelere. Saniyede milyonlarca. Burada rol oynuyor. Yaşadığımız her şeyi de film gibi kaydediyor, belleğe kayıtlıyor, depoluyor. Kolin ise sinir hücrelerinin etrafındaki hücreyi, membranı yeniliyor, tamir ediyor lipidi ve sinir hücrelerini bağlayan, birbirine bağlayan aksonların etrafındaki kılıfı, yani şunun kaplonun etrafındaki kılıf gibi yağ tabakası yeniliyor. Otto Loewi Nobel ödülü aldı. Adamlar çalışma yapıyorlar da ne oluyor? Ne oluyor? Birçok beyin uzmanı, cerrahı dahi bu konudan haberi yok. Tıp ödülü alıyor adamlar, bizimkilerin haberi yok. Allah akıl fikir versin inşallah, maşallah. Bir gün biz de bir şeyler yaparız inşallah. Evet, keratokonos tedavi ettik. Sarı nokta hastalığını tedavi ettik. Retina yırtılması, delinmesi ve retina arasına o yırtılan noktaya sıvı sızmasından kaynaklanan retina dekolmanı tedavi ettik. İncelmesini tedavi ettik. Keratokonoz, adamın göz bebeği böyle dışarıda gidiyor, sivri göz, hastalığı tedavi ettik. Konjüktivit tedavi ettik. Yani göz rahatsızlıkları, göz kuruluğunu tedavi ettik. Gözüne sürekli iğne yaptıran vatandaşı iğneden kurtulduk. Vesaire vesaire. Yani hamdolsun